Bugün dünya üzerinde dini özgürlüklerin en yaygın olduğu ülke Türkiye desek buna belli kişiler, belli odaklar haricinde itirazı olacak hiç kimse yoktur. Zira AK Parti döneminde Türkiye'de özellikle dini özgürlükler konusunda devrim niteliğinde işlere imza atıldı. Azınlıklara ait pek çok ibadethane açıldı ve kilise, sinagoglar, kutsal mekanlar azınlık vakıflarına ücretsiz verildi. Ayasofya Camii 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Bu tarihi adıma pek çok ülkeden tepki geldi. Ama Türkiye son 18 yıldır dini özgürlükler konusunda önemli kararlara imza attı. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı 18 yılda kat edilen aşamaları raporlaştırdı. Dini azınlıklara ait 1015'ten fazla arazi bu süreç içinde geri verildi. Ermeni Cemaati Vakfı'na 400'den fazla gayrimenkul iade edildi. 13 ibadethane restore edildi. Tam 90 yıl sonra Trabzon Sümele Manastırı, 95 yıl sonra da Van Akdamar Ermeni Surpaç Kilisesi'nde ayinler düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanındaki azınlıklara ait ibadethaneler bu süreç içerisinde cemaatleriyle buluştu. Avrupa'nın en büyüğü olan Edirne Büyük Sinagogu da 46 yıl sonra AK Parti döneminde yeniden kapılarını açtı. Demir Kilise'de Başkan Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı'nın katıldığı törenle ibadete açılan yapılardan biriydi. İstanbul Balat'taki Demir Kilise dünyanın tek demir kilisesi. İşte bu nedenle hem Türkiye hem de Bulgaristan için çok önem taşıyor. İşte yaklaşık 2 yıl önce Demir Kilise'de restore edilen kiliseler arasına girdi ve yaklaşık 15 milyon liraya restorasyon çalışması yapıldı. Yine bu süreçte Vakıflar Genel Müdürlüğü İdaresi'ndeki kilise ve sinagog gibi ibadethanelerin azınlık vakıflarına bedelsiz tahsisin önü de açıldı.